İbrahim Kahveci Karar Gazetesi Aslında dünya düz. Bilim rafa kalkınca bir şey anlatmak o kadar zordur ki mesela dünyanın düz olmadığını kime nasıl anlatacaksınız? Gelin Muş Ovası'na gidelim ve dünya gözüyle bir bakalım. Düz bir dünya göreceksiniz. Kim demiş dünya yuvarlaktır diye? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bir şeyler açıkladılar düşük faizle bir başarı yakaladıklarını söylüyorlar. Başarının ne olduğuna da bakacağız. İyi de faiz düşmedi ki. Hatta Merkez Bankası suni şekilde faiz indirince piyasada faizler arttı. Ortada bir ekonomik başarı varsa bu artan faizlere rağmen gerçekleşti. Alttaki grafiği görüyorsunuz. Eylül 2021'de Merkez Bankası faizi %19'dayken Kredi faizleri %21-23 bandında seyrediyordu. Bugün Merkez Bankası faizi %14'te ama kredi faizleri %23-29 bandında. Düşen faiz sadece Merkez Bankası'nın dandikleşen faizi. Kredi faizleri düşmemiş ve artmış. Hatta üstüne üstelik kurlar da arttı. Kurlar artınca dış ticaret açığı mı azaldı? Hayır. İhracat ilk beş ayda 5 ayda %20.4 artışla 102.5 milyar dolara ulaşırken ithalat %40.9 artışla 145.7 milyar dolara çıktı. Enerji faturası diyorlar. Enerji hariç dış açığımız %48.2 artış gösteriyor. Oysa onca kur artışına karşılık en azından enerji hariç dış ticaretimiz azalmalıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomi programı stratejimizi kökten değiştirdik. Faizi artırarak zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapacak ekonomi reçetelerini bir kenara bıraktık. Ülkemizin asıl ihtiyacı olan yatırım, istihdam, üretim, istihdam ve cari fazla yoluyla büyüme esaslı programımızı uygulamaya başladık diyor. Doğru mu? 2020 yılı ilk çeyreğinde gayri safi yurt içi hasıla içinde ücretlilerin payı %31,3 seviyesindeydi. Bu oran artık %24,6'ya geriledi. Hoş geldin ucuz işçilik. Yani 70-80'lerdeki Çin modeli. Üreticilerin gayri safi yurt içi hasıla payları son 2 yılda 6,7 puan azaldı. Bunu şöyle izah edeyim. İlk çeyrek gayri safi yurt içi hasıla 2 trilyon 688 milyar liradır. Çalışanların kaybı ise 180 milyar lira ediyor. Her bir çalışan aylığından son 2 yıldan 2000 lira kaybetmiş. 2016'ya göre çalışanların aylık gelir kaybı 2300 lira. Peki kim zengin oldu? Tabii ki zenginler daha zengin oldu. Sadece geçen yılın Nisan ayında bankalarda parası 1 milyon liranın üzerinde olan kişi sayısı 306 binden 239 bin kişi artarak 545 bin kişiye yükseldi. Bu kişilerin paraları da son bir yılda %84,3 artışla 3.6 trilyon liraya çıktı. Kısaca söyleyeyim, çalışan kaybetti, zenginler kazandı. Ne diyorduk biz? Ne yapıyorlarsa tam tersini söylüyorlar veya ne söylüyorlarsa tam tersini yapıyorlar. Yatırımlar faize bağlı değil. Kimse yatırımların faize bağlı olduğunu söyleyemez. Hatta daha ileri gidelim. Normal ötesi düşük faiz verimsiz yatırımlar yoluyla ekonomiyi ve ülkeyi içten içe çürütür ve çökertir. Örnek mi? Yunanistan. Ben sizlere Karar Gazetesi'nin ilk yıllarında bu konudaki Yunanlı profesörle söyleşimi öneririm veya bu konuda 22 Haziran 2017 yılında yazdığım düşük faiz belası başlıklı yazımı öneririm. Gelin bizim ülkemize bakın. 2019 yılı ortasında laf dinlemiyordu denilen Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya görevden alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine faiz düşürme konusunda ısrarlıydı. Göreve gelen Murat Uysal faizleri hızla indirdi. Ekim 2019'da Merkez Bankası faizi %14'ün altına düştü ve 2020 yılı ilk çeyreğinde de tek haneye kadar indi. Peki yatırımlar mı patladı? 2018 yılı ilk çeyreğinde 201,3 olan yatırım endeksi 2020 yılı ilk çeyreğinde 192,5'e bile düştü. Ülkemizde 2015 yılında duran makine teçhizat yatırımı tam ne zaman arttı biliyor musunuz? 2020 yılı ikinci çeyreğinde. Faizler tek artmayan yatırımlar ne hikmetse 2020 yılı ikinci çeyreğinde 6 yıl sonra artmaya başladı. İyi ama tam o sıralarda önce Murat Uysal örtülü faiz arttırırken ardından gelen Naci Ağbalsa Merkez Bankası faizlerini %15'ten önce 17'ye ve sonra da %19'a çıkartıyordu. 2021 yılı ise adeta 2015 sonrası yatırım patlaması yaşadığımız yıl oldu. Ben size grafikte yıllık yatırım indekslerini vereyim ve siz söyleyin. 2015 yılında 220,9 olan yatırım endeksi aslında 2020 yılında sadece 233,8'e çıkabilmişti. 2020 yılında kayıplar telafi edilmiş ama asıl yatırım patlaması 2021 yılında gerçekleşmişti. Neden mi? tek bir nedeni var iç ve asıl dış talep. Pandemi sürecinde gelişmiş ülkelerin dağıttığı paralar talep olarak geri dönüyordu ve Türkiye'deki girişimciler de bu talebe hazırlanmış oldular. Hatta 2017 yılına bakın. Düşük faiz ve KGF genişlemesine rağmen Türkiye'de fabrikalar yatırımlara gitmedi. Kapasite kullanım oranı sınırları aşmış ve bazı fabrikalar 3 vardiya çalışmasına rağmen kimse yatırıma gitmemişti. Çünkü istikrarlı bir talep yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları verelim. 1. Enflasyon odaklı ekonomi programı yerine cari fazlaya dayalı ekonomi politikası tercih edilmiş. İyi ama zaten gerçek bir istikrar için ikisi bir arada olmalıdır. Yüksek enflasyon fakirleştirici bir politik tercihtir cari fazlaya dayalı ekonomi politikasınınsa yüksek faiz düşük faizle alakası yoktur. Kalkınma programı ile ilişkilidir. Ve 20 yıldır AK Parti'nin hiç aklına gelmeyen bir şeydir bu kalkınma politikası. Onlar sadece kredi faiz endeksinde talep yaratmayı kalkınma sanıyorlar. Teşhis yanlış olursa tedavi de yanlış olur. Enflasyondan düşük faiz uygulayan gelişmiş ülke örnekleri veriyoruz ama acaba emsal ülkeler ne yapıyor? Brezilya mesela %2.0 olan faizi şimdi %12,75 yani 12,13 olan enflasyonu az üstünde 2016 yılında 1 dolar 4 Brezilya reali ederken şimdi 1 dolar 4.8 Brezilya reali ediyor. Bizim durum nedir? Enflasyon %73,5 ama faiz 14 ve 2016 yılında 1 dolar 3 lira ederken şimdi 1 dolar 16,5 lira ediyor. Son not. Paranın istikrarını koruyamıyorsan üretimin, yatırımın ve kalkınmanın temelini de koruyamazsınız demektir.